Bu aile parlak renkleri seviyor. Ve bu aile de dünyayı siyah beyaz görüyor. Ama bir gün sonsuza kadar hayatlarını değiştirecek. Peki ne olacak? Lalelo ile öğrenelim. Pembe polyester kumaştan bir üstün iki yarısını yapalım. Farklı renklerde şeritler ekleyelim. Bununla uyumlu tüllü bir eteğe ihtiyacımız var. Yıldızlı bir tülü böyle büzelim. Bu belini vurgulayacak ve ruhunu aydınlatacak. Lalelo atölyesi hayallerimin elbisesini yaptı. Parlak renkli çoraplara ihtiyacımız var. Çorapları ayakkabılarla deneyelim. Jesse'nin Lori adında bir kızı var. O çok küçük. Ama şimdiden annesinin moda zevkini paylaşıyor. Jesse'nin stilisti Lala City'nin en ünlü butiğinin sahibi. Ünlüler bile buradan alışveriş yapıyor. Ve bugün parlak renkli aile yeni kıyafetler için buraya geldi. Sana nasıl yardım edebilirim? En iyi elbiselere ihtiyacım var. Şu anda giydiğin şeye benzer bir şey ister misin? Evet, renkli ve parlak. Askılıktaki şu elbiseler gibi. Şimdilik dinlenebilirsin. Senin için birkaç elbise seçeceğim. Sana güveniyorum. Lori annesinin kucağına oturmaya karar verdi. Ama stilistin işi hızlıca bitti ve harika iki elbise seçti. Ah, bu kumaşlar muhteşem görünüyor. Hangisini seçsem? Belki de başka bir şey istersin. Bebek kıyafetlere bakmaya karar verdi. Alışveriş yapmak herkese iyi bir ruh haline sokuyor. Bizi seçtiğin için teşekkürler. Arabayı nereye park etmiştik? İşte burada. Aile alışveriş çantalarını aldı ve eve gitti. Chloe tamamen farklı bir anne. O siyah ve beyazı tüm renklere tercih ediyor. Eğer tek parça bir elbise giyecekse bu tek renk olmalı. Dantel ve tülden iki etek yapalım. Bir tül etek ekleyelim ve sonra da dantel olanı. Kemer olarak beyaz bir kurdele bağlayalım. Birkaç şerit ekleyelim. Ve bir inci kesimi süsleyecek. Makyaj sanatçısının rengarenk göz farı paletlerine ihtiyacı yok. Tüm makyaj siyah beyaz. Koyu ruj Chloe'ye çok yakışıyor. Kızı Venda da ona çekmiş. Chloe ona aynı türlü etekten vermeye karar verdi. Yeni elbiseni beğendin mi? Evet, teşekkürler anne. Rica ederim tatlım. Aynı zevki paylaşmaları harika. Aile tek renkli bir evde yaşıyor. Her şey bu renk düzenine uyuyor. Anne yüzünü pudralamaya karar verdi. Ve aynı anda kızının saçını tarayacak. Ama Venda televizyon izlemek istedi. Eski bir marker kalemden bir parça keselim. Üzerine bir uzaktan kumanda çıktısı yapıştıralım. Uzaktan kumanda kıza doğru kanalı bulması için yardımcı olacaktır. Venda televizyon izlemek için koltuğa oturdu. Lalelo yeni bir video yayınlamış. Evet! Lori de bu kanalı seviyor. Evet, yeni bebek fikirleri. Bir fotoğraf çerçevesi alalım. Gereksiz şeyleri kaldıralım ve sadece çerçeve kalsın. Siyah oje ile çerçeveyi kaplayalım. Gümüş bir süslemeyi şeritler halinde keselim ve sihirli bir portal yapıştıralım. Kapatıcı kağıdından sağlam bir ayak yapabiliriz. Bir gösterge ekleyelim. Hazır. Ya Venda bir gün renkli filmler izlerse? Bu onu şok edecek. Her şey yolunda gidiyor. Venda Lalelo izliyor ama annesi televizyonun önünde çok fazla zaman harcamasına izin vermiyor. El işi harika bir şey. Ama dışarıda çıkmalısın. Hazırlan. Ama anne, ben Lalelo'yu ve televizyon izlemeyi seviyorum. Kapatma. Ama Chloe düğmeye bastı ve ekran karardı. Olamaz. Dur. Ekrana garip bir şeyler oluyor. Bir portal mı? Televizyonun içine girebilir miyim? Ve bebek içeri girdi. Annesi korkuyor. Pekala, dünya çılgına döndü. Nerede olursa olsun Venda'yı bulacağım. Lori Lalelo izlerken televizyonda bozulmaya başladı. Neler oluyor? Anne! Lori portaldan çıktı ve Jesse dışarı çıkmasına yardım etti. Kızlar şok oldu. Bir renk dünyası mı var? Siyah beyaz bir dünya mı var?
Sonra Chloe de portaldan çıktı. Wow! Ailenin yeniden bir araya gelmesi harika. Anneler birbirleriyle tanıştı. Ve çocukları da iyi geçiniyor. Hi. Tahta şişler ve karıştırma çubukları kullanarak bir şövalye yapalım. Raflar yapalım. Böyle kağıtlar üzerine gerçek bir başyapıt çizebilirsiniz. Lori renkli boya kalemleriyle boyamayı seviyor. Ve Venda'nın çizimini başkasınınkiyle karıştıramazsınız. Kedi ortalığı dağıtıyor. Kağıtlar her yerde. Yerde bile. Sen benim küçük ressamımsın. Lor resimleri çıktılarıyla bir boyama kitabı yapalım. Bir albüm yapmak için dekoratif bir ataçla onları birleştirelim. Siyah beyaz bir kalemlik yapmak için bu kesilmiş kürdanları kullanabiliriz. Bunlar benim en sevdiklerim. Venda boyamayı seviyor. Her iki kız da resim çizmekten hoşlanıyor. Ama bir konuda anlaşmak kolay değil. Lori renkli resimlerin ne kadar güzel olabileceğini gösteriyor. Ama Venda parlak renkler istemiyor. Bir fikirleri var. Neden ikisi birlikte boyamıyorlar? Her iki kız da sanatlarını yapmak için çok çalışıyorlar. Harika görünüyor. Kızlarımız çok yetenekli. Mantardan bir palet keselim. Boya renkleri ekleyelim. Eski bir fırçayı ve süsleme taşını kullanarak harika bir fırça yapabiliriz. Metal parçalardan da birkaç boya tüpü yapalım. Jessie yeni bir boya takımıyla kızına sürpriz yapmaya karar verdi. Artık Crayola kullanmak zorunda değilsin. Şimdi gerçek boyalar kullanabilirsin. Lori resim çizerken kedi de bir başyapıt yapmaya karar verdi. Ama sadece patileri var. Ne sevimli bir soyut sanat eseri. Anne, iyi iş çıkardın mı? Tabii ki. Hadi sanat eserlerini sergileyelim. Saç boyamak için bir set yapalım. Boya şişeleri yapmak için bir parfüm numunesi kullanalım. Etiketleri yapıştıralım. Evet, renkler parlak olacak. Bir kase yapmak için bir blister paketi kullanalım. Makyaj süngerinin içinde bir spatula var. Bugün birine bir sürpriz yapılacak. Renkli bir dönüşüm. Anne, bu da ne? Bu bir saç boyası. Bir fikrim var. Bakalım işe yarayacak mı? Jessie, Chloe'ye bir deney teklif etmeye karar verdi. Saçınızı parlak bir renge boyamak çok cesur bir adımdır. Peki ya kahramanımız bunu severse? Görelim. Jessie boyayı karıştırdı. Siyah saç üzerine uyguladı ve folyoya sardı. Sonra havlu kullandı. Şimdi sadece beklememiz gerekiyor. Bir palet yapmak için far ve etiket çıktıları yapıştıralım. Rahat bir sünger yapmak için bir tel ve silikon kullanalım. Jessie yeni bir makyajla denemeyi önerdi. Pekala, dönüşümümüze devam edelim. Tüm bu işlemlerden sonra Chloe'yi tanıyamıyorsunuz. Bu renkli hanım da kim? Çok sıra dışı görünüyor. Buna alışacaksın. Onun görünümünü değiştirmek eğlenceli olsa da anne hala en sevdiği siyah beyaz renkleri tercih ediyor. Yeni şeyler denemek güzel. Ama orijinal görünüşe geri dönmek daha da güzel. Bu doğru. Chloe böyle daha doğal görünüyor. Bir satranç tahtası yapalım. Kareleri yapıştıralım. Kenarları siyaha boyayalım. Farklı boyutlarda boncuklar bir set yapmamıza yardımcı olacak. Yüzyılın savaşına hazır olun. Chloe ve Venda birlikte satranç öğrenmeye karar verdiler. Birçok ortak hobileri var. Neden bir tane daha eklemesinler? Buna ek olarak bu oyun bebeğe mantıksal düşünmeyi öğretecek. Ve bu çok yararlı bir beceri. Siyah ve beyaz anne ve kızı Jessie ve Lori'yi davet etti. Meğer onlar da satranç oynamayı seviyorlarmış. Sadece renkli dünyada değil, siyah beyaz dünyada da buluşmak için harika sebep. Bu bir beraberlik. Tebrikler.
en çok hangi aileyi sevdiniz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız.